Evet, herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir Telegram adresi olacak. Orası da HGV Trade Kripto bölümü. Burada da analizleri inceleyebilirsiniz. Ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ege Gübre ve Tektaş'ı inceleyeceğiz, gelen istekler üzerine. Şimdi ilk önce Egbub'la başlayalım. Grafiğimizi açtık, rakamlarımızı büyütelim. Günlük olarak inceliyorum. Şimdi hemen bir lazerimize bir danışalım. Ne diyor bize? Bir fikir versin. Burada gördüğüm maviden yataya dönüş, daha sonra da kırmızıya bir dönüş var arkadaşlar ve fiyatta lazerin altına girmiş. Buna dikkat edin derim. Benim için önemli bir gösterge ama tek başına yeterli değil. Hemen uzun vadeye açıyorum o yüzden. Fiyatım şu an uzun vade ana dirençe karar bölgesine çok yakın değil. O yüzden hemen orta vadeyi rahatlıkla açıp konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada size işaretleyeceğim ilk önce geçiş bölgesini ve alt üst bandını size sarı ile işaretliyorum ki ben anlatırken takibiniz rahat olsun. Şimdi geçiş bölgesi neydi? Zaten izleyen arkadaşlar biliyor. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bir hareket öncesi burada dinlenmesi olumlu olarak harekete yansıyor diyorduk. Buraların, yani bu bölgenin hızlı geçilmesini istemiyorduk uzun barlarla, çünkü aynı şekilde geri dönebiliyor. Şimdi konuşmaya başlayalım. Fiyatımız eğer buraya gelirse diyelim, yani 220-30'un altında kalır, 205-96'yı da aşağı kırarsa benim için bir sıkıntı teşkil etmez. Hocam neden sıkıntı teşkil eder? İşte burada önemli bir destek bölgesi 191-62 var. Bunu kırar ve burada kapanışlar gerçekleştirmeye başlarsa arkadaşlar, altta uzun vade Bosbo karar bölgem var. 145-20 ve bu da büyük bir marş. Buna lütfen dikkat edin. Burada 191-62 önemli destek konumunda. Diyelim burada kapanış yapmadı. Geri döndü. Bize bir fake attı. Burada gezindi. Bir sıkıntı yok. Üstüne attı 205.96'nın, burada gezindi. Yine sıkıntı yok. Ama sıkıntı olmaması bana yükselecek sinyalini, yükselecek algısını vermez. Hocam bunun yükseliş trendine girdi diyebilmesi için ne yapması lazım? Bir kere arkadaşlar geçiş bölgesinden çıkması lazım. 220-30 üstüne bir atması lazım. Buradan sonra 238-04 bölgesi çok önemli bir direnç olarak karşısına çıkacak. Zaten burada da şöyle bir çizgi çeksem herhalde bunu görebilirsiniz, anlarsınız. Bu dirençte zorlandığı burada da gözüküyor. O yüzden önemli bir direnç. Ha, bunun üstü ne olur? İşte o zaman gözünü 266-72 ana direncine, uzun vade ana direncine dikmesi mümkün arkadaşlar. Eggroup'ta şimdi Tektaş'a geçelim. O da istenen bir hisse. Hemen lazeri atalım. Bakalım bize ne diyor. Şu an benim gördüğüm lazerin bize söylediği zayıf. Fakat bir yataya dönüş var. Fiyatında lazerin üstüne attığını görebiliyorum. Son barda bir tekrar lazere bir geri dönüş yapmış. Bunu dikkatle takip edin. Size iyi bir fikir verecektir önümüzdeki kapanışlarda diyor. Ve uzun vademi açıyorum. Şimdi benim burada gördüğüm ilk karşıma çıkacak rakam zaten 8.71 ana direnç bölgesi. Bu ana direnç bölgesi arkadaşlar, noktası demiyorum, bölgesi
size kuvvetli bir direnç bölgesi olarak karşınıza kesinlikle çıkacak. Bunu not alın. Aşağıda da henüz fiyat buraya yakın değil ama 7.28 ana desteği mevcut. Ben ne yapıyorum hemen? Orta vadeye açıp büyütüyorum. Çünkü daha yakın marjları konuşmak adına. Şimdi fiyatın mevcut yerine bir bakalım arkadaşlar. Ben şu geçiş bölgemi bir işaretleyeyim. Üst bandını ve kendisini. Şimdi fiyatımız ne yapmış? Burada hemen geçiş bölgesinin üstünde bir kapanış yapmış. Şimdi iki ihtimali de konuşalım. Hatta geçiş bölgesine girmiş, geri gelmiş. Fiyatımız buraya geldi diyelim. 8.16'yı aşağı kırdı. Burada gezindi. Bu benim için bir sıkıntı teşkil etmez. Fiyat 8'i aşağı kırdı. Burada kaldı. Bu da benim için sıkıntı teşkil etmez arkadaşlar. Ta ki geçiş bölgesinin alt bandını kırıp buralarda kalıcı olursa bu sefer 7.28 bu marjdan korkabilirim. Buna dikkat edin. Diyelim fiyat aşağı gitmedi. Dolandı. 8'in altına sarktı. Tekrar yukarı çıktı. Burada 8.16'nın üstünde bir kere kalıcılık sağlaması başta gerekli. Ya bu benim için yükselişime yeterli mi? Değil. Yükseliş trendi diyebilmem için işte geçilmesi gereken direnç 8.37. 8.37'nin üstünde kalıcılık ararım. Kaldığında ne olur hocam? İşte burada uzun vade Gosibo ana direnci 8.71'e gözünü dikebilir. Buraya geldiğinde ise eğer fiyat buralara gelirse burada bir temkinli olup fiyatın oturmasını, altta mı üzerinde mi kalacağını bir gözlemlemek gerekir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Fiyatlarını dilerlerse yine yorum ve beğeni isteğe göre yenileriz, güncelleriz videomuzu. Kendinize dikkat edin.